Çiçeğim benim. Bir tanem. Güzelim. Seni çok seviyorum. Koklamaya bile kıyamam ben seni. Gel bana canımın içi yavrum. Yavrum benim, canım benim. Oh. Oh. Günaydın. Günaydın. Hadi çabuk olun, hadi. Seninki gene rüya görüyor galiba. Yapma be. Canım benim, Gonca gülüm. Hayda. Çiçeğim. Çiçeğim, canımın içi. Hadi gel bana, kaçma benden güzelim. Hey Allah, çiçeğim, ne biçim benim bir çiçek bu acaba? Yavrum benim. Garip bir aşk hikayesi görüyor galiba Nebahat abla. Canımın içi sen emret, ne istersen alayım ben sana. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanırmış be. Birine aşık oldu gibi geliyor bana. Evet. Ulan uyan garip, vallahi. Bak döverim seni, döverim dedim, anladın mı? Kalk işe gideceğiz, çabuk ol. Beni döv, söv. Ama yeter ki sarıl bana. Sarıl bana yavrum. Bırak ulan, oh. Bırak ulan kavruk. Sarıl. Kavruk kurtarsana beni. Beni be. Kavruk. Bırakma ay, beni. Kadıncağızı be, boğacaksın. Ulan ne oluyor be? Ay. Nebahat abla. He. Sen miydin? Bendim ya. Ulan senelerdir kimse bana böyle sarılmaya cesaret edemedi be. Bir öpmedin kaldı ha. Ablacım ne olur kusura bakma. Bekar rüyası görüyorduk be. Rüya olmasaydı ben sana yapacağımı bilirdim ulan. Hadi kalk, kalk bakalım. Öğlen oldu hala işe çıkamadık yahu. Hadi dışarıda bekliyorum sizi. Çabuk olun hadi. Hadi. Canım benim. Hadi kalk abi bakalım. Çabuk olun hadi. Çok yakışıklısın Demircan. Anladık Beremci. Sen şimdi bunları bırak da şu iki serseri kiraya getirdiler mi onu söyle. Hayır daha vermediler. Vermediler ha? Be öf be! Öf be! Nerede kaldınız ulan? Ay burada ağaç oldum neredeyse yeşereceğim ha! Yoksa garip beyefendi helada uyuya mı kaldı? Ay Allah! Ya bağırma be Nebahat ablacığım ya mahalleye ayağa kaldırdık. Mahalle uyandı ulan sen uyuyorsun hala. Yürüyün! Reciye ya. Hanım'a yakalandık be abla. Eğer bu akşam kirayı takdim etmezsek Demircan kıyarı canımızı okuyacakmış. Herif belalı be ne yapar mı yapar. Gene parasız kalmıştır o it herif. Hadi yürüyün be. Genel müdürler bile işe başladı biz hala duruyoruz ya. Artık dayanamayacağım soracağım ya. Bana bak garip. Sen her gün bir tek çiçeği nereye götürüyorsun Allah sen? Ama istemezsen söylemeyebilirsin ha. Bir kıza. Bir kıza. Rüyasının sebebi şimdi anlaşıldı. kız güzel mi bari? Çok güzel. Bu çiçek gibi. Çok seviyor musun onu? Çok. O da seni seviyor mu ki acaba? Bilmem. Amma beni hiç be. Görmedi ki. Ne? Aa. Ama ben onu görüyorum ya bana yeter. Hep böyle çiçek götürecek misin ya? Elbette. Sonuna kadar vallahi. Yapma. Hadi siz gidin ben geliyorum. Ay be kavruk. Ha? Kavruk be. Nasıl bir kız acaba be? Murtaza efendi! Murtaza efendi! Bana bir ekmek! Merhaba, hayırlı işler! Eyvallah, sağ ol! Ekmeğini Süleyha Hanım! Kavruk kız orada bak! Ay uzaktan güzel bir kıza benziyor ama... Neyse be! Hayırlısı olsun ha! Yürü! Gene mi çiçek her sabah her sabah? Şşşt! Yavaş söyle abiler duymasın. Şşşt! Duymasınlar yavaş konuşalım ablacığım. Kim yolluyor bu çiçekleri sana? Bakkal Murteza amca mı? Hayır! Ona da sordum, bilmiyor. Sepete koyanı görmemiş. Peki kim gönderiyor bu çiçekleri ablacığım? Bilmiyorum Bülent. Ama öğrenmek isterdim. Çok nazik biri olmalı. Üşenmeden her sabah bırakıyor. Bir bakarsın milyonerin biridir. Ne olursa olsun. Yalnız çok romantik bir insan olmalı. Hadi içeri.
Daha çay ister misin Halim abi? Hayır, istemem. Taze ekmek aldım, kesip getireyim mi Selim abi? Ben doydum, sen de doydunsa gidelim Halim abi. Çok şükür, ben de doydum. İşe geç kalmayalım. Senin işin nasıl gidiyor Hülya? Çok iyi Halim abi. Atıf Bey çok baba bir adam. İyi ki patronun yaşlı bir adam. Yoksa genç biri olsaydı çalışmana izin vermezdik. Hmm. Birçok inşaatlarını yaptık, kendisini iyi tanırız. Genç bir patronun olsaydı mutlaka sana sırnaşırdı. Bizim de başımız belaya girerdi ya. Sana yan gözle bakacak adamın vay haline. Dünyaya geldiğine pişman ederiz. Bir tanecik kardeşimizsin sen bizim. İkinizi de öyle çok seviyorum ki. Yolda laf adını bulsa patlat gözünü. Kır ağzını burnunu. Kendine dikkat et. Allah'a ısmarladık. Güle güle canım abilerim. Ben hazırım ablacığım. Öyleyse doğru okula. Ben de şu sofrayı topladım mı doğru işe. Şu çiçeği kimin gönderdiğini düşünüyorum da. Ben de düşünüyorum. Bir sabah gözetlersem yakalarım onu. Yakalarsan ne yaparsın? Döverim tabii. Peki, ya o seni döverse? Abilerimle beni dövecek adam daha anasından doğmadı. Peki, peki, hadi bakalım. Doğru okula, geç kalacaksın. Tamam. Hop, tamamdır abim, tamamdır delikanlım. Çok parlamadı, pırıl pırıl olmadı ki abla, baksana. Aa, haklısın tabii. Ayakkabıların hiçbir zaman yüzün kadar parlayamaz. Eğer o konuştuğun kız ayaklarına bakacaksa şayesinin defet gitsin başından abicim. Çünkü dost yüze düşman ayağa bakar derler. Değil sağ mi abim? Abla be. Anam be. Hadi ver bizim oldu parayı ablam. Bakalım. Bereket versin sağ abim. Sağ ol abla. Sen de sağ ol abicim. Güle güle anam. Ey anam be. Hop, boyayalım abiler. Oh, boyayalım. Bizimki hala görünümlerde yok ya. O kıza fena tutuldu, feleğini şaşırdı be. Aşk bu, kolay değil be kavruk. Sen hiç aşık oldun mu be abla? Lafa bak, ben insan değil miyim lan? Nasıl bir adamdı? Aslan gibi adamdı. Evlendim onunla, balıkçıydı. Bir gün denize çıktı, bir daha dönmedi. Ben de bir daha gönlüme göre bir adam bulamadım be. Ya işte böyle kal. Evet, geldim. nihayet dükkanı açtın oğlum, hayırlı müşteriler. Sağ ol ablam. Ne o, senin bir şeye canın mı sıkılıyor garip? Çok şeye canım sıkılıyor abla be. Şu yoksulluğun gözü kör olsun ya. İnsanın parası olmayınca aşık olmaya bile hakkı yok ha. Hop, hop, dur hele. Parayla aşkı birbirine karıştırma. Para aşkın gıdası olabilir ama asla aşkın doğmasına sebep değildir. Nice zenginler aşkı bir kere olsun tatmamışlardır bile be oğlum. He para, para hakiki aşkı doğurmaz be, anladın mı? Bu dediklerini anlayabilmek için çok zengin olmak lazım. Anam babam çok fakir insanlardı. Rahmetliler dünyaya miras olarak bir tek beni bıraktılar. Bizim aile sinsileden, sülalesinden, gelmişinden geçmişinden fakir insanlardı be. Çok, çok zenginim ama neye yarar? Hakiki aşkı ve sevgiyi asla bulamadım. Belki beni de seven bir kadın olmuştur ama ben her zaman acaba beni param için mi seviyorlar diye düşündüm. Ve bugün milyonların içinde yapayalnız bir adam olarak kaldım. Son nefesimde yanımda beni seven birisi bulunmayacak Recai Bey. Aman efendim, Allah gecinden versin. En iyi doktorlar bakıyor size.
Onlar sadece beni avutuyorlar. Ah, yakında öleceğimi biliyorum. Kardeşimin kızı olacak o ahlaksız akrabalıktan reddettiğime dair işlem tamamlandı mı? Evet efendim. Asuman Hanım kanunen artık hiçbir şeyiniz olmuyor. İyi oldu. Artık ona para verilmeyecek. Köşkten de kovulacak. Tokdemir resmini leçeliye mi? Atıf Bey! Atıf Bey şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Bir dakika. Bir dakika. Mersi. Teşekkür oturun Atıf Bey, oturun. Of, canım yandı. Yavaş ol biraz. Baş üstüne Asuman Hanım. Masaj yeter. Çık dışarı. Baş üstüne. Yarasın sevgilim. Yarasın sevgilim. Amcan Atıf Tokdemir Bey'i yarın görmeye gideceksin Asuman. Bu neden icap etti? Paraya ihtiyacım vardı ondan. Moruğu sızdırmaya bak. Vereceğini sanmıyorum. Her ay yolladığı para bile gelmedi daha. Bu sahneden kazandığın yetmiyor mu sana? Ben çok para istiyorum. Milyonlar, milyarlar. Sabret biraz. Amcam ölümsüz değil. Bugün de çıktık yola bismillahla. Bakalım işler nasıl gidecek çocuklar. Ey gidi ölümlü dünya be! Seneler geçip gidiyor, farkına bile varmıyorsun. Bugün niye bu kadar üzgünsün Nebahat abla ya? Söylesene. Ah nasıl üzülmem be garip be! Bir yaş daha yaşlandım be oğlum. Neye yaşlandın anlamadım. Bugün benim doğum günüm de ondan. Kaç yaşına basın abla? Aslan! Hanımların yaşı sorulur mu lan? Hay! Çok düşüncelisin be garip, sağ ol annem, sağ ol. Doğum gününü kutlamalıyız ablacığım senin. Ya! Nedenmiş o bakayım? Yaşlandım diye mi? Hayır ablacığım, şu dünyada bir sene daha yaşayabilmeni kutlamalıyız. Söyle, nereye götürelim seni bu akşam? Hilton'a mı? Oh be! Keratan'a? Allah! Galton? Yaşa! Marmara'ya tap! Amanım! Haydi meyhanesine gidelim abi! Aman be kavruk be, düşlerin içine ettim be! Tamam kavruk, biz oraya gidiyoruz, tamam! Sen garip, içki içmezsin ki ya! Anam, içki içmezsen meze de mi yiyemem yani? Peki, davet için paran var mı paran? Ya sen parayı boş ver! Biz meyhaneye gidelim, para arkadan gelir, sen merak etme. İyi gelsin bakalım. Hadi şimdi biraz iş yapalım. İş yapalım ya. Sizler altın kalpli insanlarsınız be. Ne zamandan beri ilk defa doğum günümü kutlayan kişiler oldunuz be ya. Bu devirde, bu pahalılıkta kimse kimseye selam bile vermezken... sizler bana şahane masa yaptınız ya. Sağ olun, var olun anam be, helal be. Ama hesabı nasıl ödeyeceksiniz? Ben davetliyim ha! Ben davetliyim ha! Benden 5 kuruş kapik çalışmaz, ona göre ha! Ya sen hiç merak etme, minareyi çalan kılıfını hazırlar. Yaşa, yaşa. Hadi şerefe. Hadi, hadi daha nice seneler yaşamana içelim. Hadi, sağ ol. Hop hop hop, sade suya şerefe kaldırılmaz, tamam mı? İçine biraz rakı koyalım. Hadi bakayım, koyalım da içelim ya. İçme be anam be. Hiç içmemişsen içme, belki dokunur mukunur değil mi? Ya. Kalsın, içme garibim be. Olsun be anam ya, senin güzel şerefine içeceğim, arkadaşlarım var benim burada be! Hadi! Hadi şerefe be! Hadi şerefe! Bu birden içilir mi be abi, boğulacaksın! Ay Allah'ım, yut şunu, yut da yangının sönsün, bilmezsin bu b**yı içersin! Hadi iç! Of be, of! Ya kavruldum, mahvoldum, bu zıkkımı nasıl içiyorlar? Ya şimdi tadını anladım, bir daha içme be anam, hadi! Ne var? Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Buyurun, oturun şöyle. Garip, bu gelenleri tanıyor musun? Onları görünce bir tuhaf oldun. Kim bunlar bakayım? Çiçek verdiğim kızın abileri, Halim'le Selim. İyi adamlara benziyorlar. Adları gibi Halim Selim kişiler ya! Hallerinden belli değil mi? Belli! Geçen sene kız kardeşlerine çiçek yolladılar diye 4 kişiyi hastanelik ettiler, hala yatıyorlar. Bunlar mı? Halim ne Selim? Adları! Adları gibi Halim Selim be! İyi etmişler vallahi, ellerine sağlık! Kız kardeşlerine çiçek yolladığın için sen de... yani cesur delikanlısın ha, değil mi kavruk?
Hadi. Heh. Elimizden kurtulamazlar. Eninde sonunda yakalayacağız onları. Oturalım. Ne oluyor be kavrum? Bir başladı ama bir başladı ha. Oo, kimler varmış burada? Masa dolatmışlar, kafayı çekiyorlar. Yok be ya, ne masası? Doğum günümüzü kutluyorduk o kadar ya. Böyle ne senin doğum gününden be kadın? Doğsan da olurdu, dövmesen de olurdu. Ulan! Ablama söylediğin lafı geri al bakayım. Erkeklik taslayın, önce kira borcunu öder, ondan sonra konuşurlar. Ne demek? Hadi be, durun lan! Durun lan! Dur, alacağım para kadar konuş, yalıkası! Çarpık herif! Bir. Başlatma şimdi parandan, kirandan. Al bakayım, vereceğiz. Al kiranı, defol yanımızdan uzaklaş hadi. İşte bu kadar. Bir daha kirayı geç bırakmayın. Hadi. Yürü lan! Hadi oturun siz de be! Sağ ol be ablacığım. Boş verin ya, paranız olunca ödersiniz borcunuzu ya. Ama bana bakın, bu meyhane hesabına karışmam, o sizden ona göre. Hesabı birazdan ödeyeceğim. Nasıl olacak nasıl? Bu ya? Bak, görürsün nasıl olacak. Burnuma kan kokusu geliyor. Birazdan burası duman olacak. Ne? Kan gövdeyi götürecek. Ne? Garip, sıkı ne diyorsun ya? Ay durup dururken bele yarıyor kavruk. Olmaz olsun böyle doğum günü be. Ulan garip! Selam, ne haber? Gelini yiyeyim be, gelini yiyeyim he. Şu masada oturanı gördünüz mü? Evet, adamı gördük. Ha? Geçen gün o adam gözünüz gibi kolladığınız kız kardeşinize sokakta laf attırdırdı. Siz de hala burada oturuyorsunuz değil mi lan? Yazıklar olsun be. Demek kız kardeşimize laf attı ha? Ben bunun hesabını sorarım. Faturan. Hemen hemen. Ne oluyor ya? Hemen siz hesabı ödeyin ve... Ah, ne oldu? Garip. Şey... abi işte hesap ödeniliyor. Kalk bana! Kalk çabuk! Kalk! Sen kimsin be? Laf attığı kızın abisi. Alo, alo orası karakol mu? Dükkanımda kavga çıktı. Çok acele etsin, acele ne olur. Ne? Doğum günü değil mi ablam? Çok, çok! Ablam daha bitmedi! Başlıcı biraz fazla verdim galiba. Çocuklar paylaşamıyorlar. Hayır. Sen laf atma ha! Ay. Yürü be, yürü gidelim çocuklar, yürüyün diyor! Durun bir dakika! Niye? Her şey dönüyor. Döner hemen, döner. Pilav üstü döner, yürü! Yürü! Hay Allah! Çocuklar ne güzel eğleniyorlar. Çok, çok güzel eğleniyorlar. Yürü seni kavruk, yürü be! Sen neden hala yatmadın? Sizi merak ettim. Gecenin üçü oldu. Tır kamyonlarıyla uzun yola gittiğinizde kaygılanmıyorum. Ama şehirde olduğunuzda zamanında eve gelin. Karakoldaydık, ancak kurtulabildik. Aa, gene ne oldu? Ne olacak? Sana sokakta laf atan adamı meyhanede yakaladık ve dersini verdik. Aha. Kim bana laf atmış? Bana laf atıldığını nereden öğrendiniz? Meyhanede bir dostumuz sana sarkıntılık eden adamı gösterdi. Çıldıracağım. Kim bu dostunuz? Sahi, kimdi o adam? Kimse kim be abi? Adam bize iyilik yaptı, hepsi o kadar. Hadi yatalım. İyi geceler Hülya. İyi geceler kardeşim. İyi geceler. İyi ki bu çiçeklerin sahibi ellerine geçmiyor. Bir kapı. Takıldık be, aman be! Ha, tamam. Garibolayı kendimize buldurduk. Tamam.
Ay ödümü kopardın Demircan, ne kadar da sessiz geldin ayol. Bu garip. Ne işin var senin benim yanımda ha? Ele uyuyacağız. Anladım. Beni baştan çıkarmak istedin. Ama olmaz, olmaz. Ben öyle hemen evet diyen kadınlardan değilim, anladın mı ha? Ama ne yapalım? Geldin bir kere. Ayağa dur be, dur ya. Yapma. Ay dur bakayım, hadi canım gel şöyle. Ya. Kavruktur ya siz. Canım benim, dur canım benim ha. Ama dur şöyle. Ya, dur be. Ay canım benim. Ay iyi, fitil gibi de sarhoşsun. Ay, eyvah Demircan geldi. Şimdi ikimiz de öldürür. Ama ya kalk, ne olur kalk. Hadi ne olur, hatırım için kalk diyorum, kalk. Ama kalk şuradan hadi. Hadi ne olur ne olur hadi. Hadi. Ay. Ay Allah. Ay. Şimdi ne yapacağım ben bunu? Ay dur başıma. Ne olur hadi. Hadi gir karayolanın altına. Hadi hadi hatırım için. Hadi hadi yüzme beni ha. Ay şöyle tamam. Ulan ölüsü kandilli karı. Ölüm uykusuna mı yattın be? Kalkıp karşılasana beni. Of, ne oluyor ya? Ne oluyor be? Ne bakıyorsun lan? Sen hiç keyifli adam görmedin mi? Evlere şenlik be, gördük ama senin gibi çirkefini değil. Nedir ulan bu? Gece devresi gibi ayaklandınız. Helaya gitmek yasak mı yani? Serbest, serbest. Ay ana be. Ulan karı, öldün mü be? De. Uyumuş kalmış. Heh. Gel içeri gel, gel. Garip helaya gitmişti. Bir daha da geri dönmedi ama orada da yok, baktım. Benim odamda da yok tabii ki. Orada da olamaz. Ne oldu bu? Kubura mı düştü yoksa? Bak bakayım. Ya? Yok. Bir de buraya. Yok. Dön bana. Bırak beni, uykum var. Uyu da hiç uyanmaya mı? Kes çorlamayı be! Rahat bırak da uyuyalım. Dönmedi mi daha? Dönmedi be ablacığım. Gece herhalde sokağa çıktı. Belki de onu sarhoş görünce toplayıp karakola götürdüler. Bir gidip bakarız. Hay Allah, herif hayatında bir kere içti, meyhanede kavga çıkardı. Doğru. Sonra da kayıplara karıştı. Doğru. İşte böylelerine içki haram. Doğru. Hadi, hadi çabuk giyin. Tamam, seni dışarıda tamam, bekliyorum, çabuk. Bu romantik adamı görebilecek miyim? Kim? Kim acaba? Öyle merak ediyorum ki. Ay! O ne be? Başım. Şimdi anladım. Çok içmiştim. Otomobilin altında kaldım galiba. Ufak bir otomobilmiş ki. Ölmedim, Allah Allah. Bu yaylı ya. Allah Allah. Bir dakika. Bir karyola bu ya. Ana bir el. Hayret. Bir de oda. Odanın altında kalmışım. Şu elini çek bakayım. Ana yaylı bir el bu. Yayı bozulmuş mu? Hayret, ona toplasana şu yayını. Bir dakika, şu yayı bir yere sıkıştırayım. Allah Allah. Allah, Demircan'ın yayıymış o. Vallahi ben buradan tüymesem Demircan abim beni şey yapar. Eyvallah Demircancığım. Hülya Hanım tamam, çekebilirsiniz. Ekmeğiniz hazır.
ekmek aldın mı Hülya? Aldım abi, hemen getiriyorum. Boyayalım abiler, boyayalım hadi. Hadi boyayalım, boyayalım. Selam ihtiyarlar. Boyayalım, boyayalım, boyayalım abiler. Boyayalım abiler. He? Aman. Hiç bana nerede olduğumu sormayın çünkü anlatamam. Zaten anlatsam da siz anlamazsınız. Onun için en iyisi susmak. Evet abiler, buyurun boyayalım, parlatalım. Boyayalım amca. Buyur abim. Buyur abiler, parlatalım. Aman abim, pırıl pırıl, hadi bakayım. Gel amca, gel. Parlatak. Evet, gel amca, abim. Gel amcacığım, gel parlatalım. Buyur baba, gel parlatalım, buyur. Hadi. Hayır evladım, boya istemiyorum. Fenalık geçirdim de şuraya ilişebilir miyim? Babacığım, bir iki dakika yeter. Babacığım, istediğin kadar otur. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. İstediğin kadar otur. Sağ ol evlat. Bana biraz su bulabilir misiniz? İlaç alacağım da. Hemen babacığım, kavruk kalk. Koş hadi. Bir bardak su, bardak kap da gel hadi. Hadi lan. Şuradan iki hap çıkarabilir misin oğlum bana? Buyur amca, işte ha. 1, 2, tamam. Ulan nerede kaldın be? Hadi ya, çabuk be kavruk be. Lan? Hadi be. Geliyorum abi. Geliyorum. Lan ne uyuşuk adamsın be. Abi, anca kaldım. Geldim amca. Hadi, hadi. Buyur amca. Buyur, al, afiyet olsun. Allah razı olsun. Ha, ver bir de ben içeyim. Allah razı olsun, bu haplarda olmasa halim duman benim. Karnın mı ağrıyor amca? Ya, hastalık burada. Abbas yolcu. Kim yolcu? Sen bana bir sevap daha yap oğlum. Arabamı uzakta bıraktım. Biraz dolaşayım dedim ama oraya kadar yürüyemem. Bana bir taksi çağırır mısınız? Hemen babacığım, hemen çağırırız. Tabii. Kavruk tut. Kavruk. Yavaş. Dur, aman yavaş. Yavaş, aman incitme. Aman, aman. Hey taksi! Çabuk gel buraya, gel buraya! Çabuk lan, çabuk lan, çabuk lan! Pardon, evine götüreceksin, tamam mı? Hadi abi, hadi bak, hadi. Tamam, aman dikkat et, başını vurma. Amcacığım bak, sana ne diyeceğim. Bir güzel ıhlamur kaynattır, bir de gripin al, gripin. Sağ ol. İyice bir terle. Sakın üstünü kimse açmasın, tamam mı? İyice bir dikkat etsinler, terle. Terlemeden olmaz, tamam mı? Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi güle güle, hadi. Aferin, gene gözüme girdin ha. Ne demişler, yap bir iyilik, at bir köşeye. Sakla zamanı, kurusun harmanda. Nasıl laf ama? Olabilir be. Yürü yürü hadi, yürü ya, yürü. Ay Abbas amcam be. İyi adama benziyordun ha. Merhaba abiler. Ha. Merhaba Nebahat teyze. Merhaba, okula gitmedin mi Bülent? Ha? Okul öğlene kadar. Öğleden sonra ekmek parası, yani harçlığımı çıkarıyorum Nebahat teyze. Bu devirde herkesin çalışması gerekli. Ya duyuyor musunuz çocuğu ha? İbret alın ulan, ibret. Büyüyünce ne olacaksın arkadaşım? Çok çalışacağım, fabrikalarım olacak, holding kuracağım. Kurarsın, kurarsın. Of of. Gene mi kızı hatırladın? Unuttum var mı ki? Her dakika gözümün önünde. Nereden tanıdın şu kızı be? Tanıyan kim be? Sadece 2-3 kere gördüm o kadar. Şuramda bir şeyler oldu. Aç karnına baklava yemiş gibi oldum. Bayılacaktım vallahi. Bayılacaktım ya. Sen aşık olmuşsun garip abi. Ha, küçük çocuklar böyle konuşmalara karışmazlar. Ben küçük değilim. 12 yaşına geldim. Sen büyürsen hepimizi geçeceksin. Patron olacaksın. Bizi de yanına al, olur mu? Holdingi kurdun mu işiniz hazır. Hepinizi birer fabrikanın başına getiririm. Allah gönlüne göre versin. Ama ben bugün meteliğe kurşun atıyorum ama ne haber? Sen patron olana kadar ne yapacaksın peki? Aman be! Ölme, şeyim ölme. Bir cüzdan. Ya işte zengin oldun gitti. Dalga geçme be ablacığım ya. Bu cüzdanı Abbas Bey amca düşürmüş olmalı. Ya. Paralar da o zavallının. Pek zavallıya benzemiyor ya. Neyse. 5 parasız kaldı adamcağız be. Nasıl bulacağız onu şimdi, nasıl bulacağız herifi? He? Aa, bir kart var içinde.
Abbas Bey amcanın adı Atıf Tokdemir'miş. Ya. Yeah. Tok Holding. Aa, bu adam ablamın çalıştığı holdingin sahibi. Çok iyi bir adammış. Abilerim met eder. Hah, adres de yazılı. Ben hemen cüzdanını şeye, bizim Abbas Bey amcaya, yani Atıf Tokdemir beyefendiye götürür gelirim. Belki öğlen yemeğine yetişemem. Hepiniz afiyet olsun ha. Hadi eyvallah kurban. Hadi eyvallah, işe bak. Günaydın kızım. Günaydın efendim. Yeğeniniz Asuman Hanım içeride sizi bekliyor. Ha? O terbiyesizi içeri almayın demiştim. Kapıcıyı dinlememiş efendim, zorla odanıza girdi. Terbiyesiz, Allah kahretsin. Merhaba amca bey. Senin amcan yok. Ne yüzle geldin buraya? Bırak bu saçmaları amca bey. Senden başka kimim var benim? Benim de senden başka kimsem yoktu ama... ...senin gibi yeğen olmaz olsun. Olmuş bir kere. Abinin hatırası. Abim hayatta olsaydı... ...eliyle vururdu seni. Ailemizin yüz karasısın. Babamdan kalanı yedin, benim verdiklerimi yedin. İçki, kumar, türlü rezalet sende. Yetti artık, git buradan. Bir daha gelirsen polisle çıkartırım seni. Oturduğun köşkü de bir haftaya kadar boşaltacaksın. Hadi şimdi defol buradan. Öyle olsun, bunun yarını da var. Yarın ne olacak? Öleceğim ve her şeyim sana kalacak, öyle mi? Yok canım. Allah gecinden versin. Ama bakarsın öyle de olur. Avucunu yala, servetimi senin gibisine bırakacak kadar bunamadım. Aptal değilim ben. Vasiyetnamem cebimde. Seni varislikten attım, 10 para alamazsın. Ya, öyle mi? Ya. Hadi şimdi marş marş, kes ümidini. Belli olmaz. Gene görüşürüz. Şeytan görsün yüzünü. Buyurun efendim. Kızım kahvaltımı getir. Peki efendim. Buyurun efendim. Hmm, sağ ol kızım. Kapıya tembih et, Asuman gelirse içeriye sokmasınlar. Yoksa kapıda kim olursa olsun kovarım. İdare meclisi toplanıyorum. Evet efendim. Hepsine teker teker telefon ettim. Gelecekler. Sağ ol kızım. Nereye ahbap? Hiç, buraya ahbap. Kimse ayakkabısını boyatmaz burada. Ya ben kimsenin ayakkabısını boyamayacağım, Abbas Bey amcayı göreceğim. Yani Atıf Tokdemir Bey'i göreceğim. Beni bekliyor adam ya. Göremezsin. Niye göremezmişim kardeşim, kartı var. He? Şimdi oldu, ver şu sandığı bakalım. Bir dakika ya, ne var, niye alacaksın? Sandıkla ya bırak ya. Sandıkla olmaz evladım, ver emniyetli bir yere koyalım şunu. İyi al, iyi bak, iyi bir yere koy ha. Ekmek teknemiz bizim, tamam mı? Oldu. Hadi, al şunu da. Birinci katta, ikinci oda. İyi bak ha! Buyurun efendim. Kızım, bana doktorumu bağlar mısın? Kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Peki efendim, hemen ararım. Bir şey mi istediniz? Yok bir şey. İş mi arıyorsunuz? Benim işim var. Aynı. Bu sizin patron Atıf Tokdemir değil mi? Evet, kendisi içeride. Siz rahatsızsınız galiba. Buyurun, biraz dinlenin. Ben de Atıf Bey'e bir telefon bağlayacağım. Bağla kızım. Alo doktor. Fenayım doktor. Akşama eve gel, bekliyorum. Yok canım, grisin ile vişne suyu o kadar. Bekliyorum. Evet, sizi dinliyorum. Ben de sizi dinliyorum.
Evet, ne istediğinizi söyler misiniz? Yok, önden siz söyleyin lütfen. Ha şey yani ben bu Atıf Tokdemir Bey'i göreceğim de beni çağırmıştı. Bak işte kartı. Çok önemlidir ha. Peki. Beyefendi, biri sizi görmek istiyor. Çok önemliymiş. Öyleyse gönderin içeri. Peki efendim. Buyurun, sizi bekliyor. Ne bekliyor? Ha şey affedersiniz ha beni bekliyor. Şu kapıdan içeri gireceksiniz. Abbas Bey amcayı vurmuşlar! Kalk, ölme! Ölme amca! Atıf Bey'e ne oldu? Bilmem, ölmüş. Katil! Katil! Ölmüş! Katilsin sen! Ne katil? Onu öldürdün! Katil! Nerede? Katilsin sen! Katil! Yani ben miyim katil? Evet! Sakın kıpırdama! Yok ya! Yok anam ne? Kıpırdama, vururum! Tamam! Öldürdün onu! Elindeki bıçakla öldürdün! Eller yukarı! Eller yukarı dedim! Tamam, eller yukarıda! Bu Abbas'ı kim? Ne bileyim ne? Sen öldürdün! Sakın kıpırdama! Tamam! Şimdi polis çağıracağım! Çeksin elden onu, çek! Seni polise teslim edeceğim! Cezanı çekeceksin! Ya sesini sen şimdi şeytan doldurur be! Hapislerde çürüyeceksin! Şşşt! Baksana bu Abbas Bey amca kim öldürdü acaba? Alo polis! Alo! Çabuk gelin! Burada katil var! Evet, katil karşımda! Burası Tokdemir Holding. Aa, hayır, kaçamaz. Elimde tabanca var. Teslim aldım onu. Kıpırdarsa vuracağım onu. Bekliyorum. Kıpırdama, vururum. Ya hanım, ben katil değilim. Yanılıyorsun. Vallahi katil değilim. Ay, ay, ay. Kıpırdama diyorum, vuracağım seni. Ay, kendinden geçti. Küçük hanım. Küçük hanım bir... Fena bayılmış ya. Ben ne bakacağım ya? Abbas Bey amca orada ölü. Bu kız burada baygın. Bu hıyarlar elimde kaldılar bile. Ben şimdi ne kaldıracağım kardeşim bunları? Ne yapacağım şimdi ya ben? Allah Allah! Bir dakika dur, şimdi nereye koy... Ha, baksana, şu ya, yerine koyayım. Yeri burası. Ha, buraya koyuyorum, tamam mı? Şimdi kalktığında hallet. Bu bıçağı da yerine koyuyorum, gidiyorum. Ey yavrum, ey be! Senden böyle mi tanışacaktık be? Hadi canım, bay bay, Allah'a ısmarladık. Demek senin moruk parayı vermeye yanaşmadı. Amcama moruk deme Fikretçim. O anlı şanlı Atıf Tokdemir beyefendi. Oh yarasın. Bugün beni görünce az daha yüreğine inecekti. Mirasını bana bırakacak kadar aptal değilmiş ama benden başka da mirasçısı yok. Bir de ne dedi biliyor musun? Bir hafta içinde köşkü terk edecekmişim. Moruk çabucak bu dünyayı terk etmeli. Pek yakında ölecek amca beyin şerefine. Pek yakında konacağımız milyonların şerefine içelim. Merak etme. Bir daha beni karşısında görünce sevincinden kalbi duracak. Ve... Adios muchachos. Amcacığımın ölümüne çok üzüleceğim. Ben de. Ya ben nasıl katil olurum? Ben bir insanı nasıl öldürürüm? Nasıl öldürebilirim ya? Boya sandığın nerede? Ya bırak şu boya sandığını abla ya! Bak. Polis peşimde! Ben bir cinayet işledim! Ne? Hayır, cinayet işlemedim de cinayeti gördüm! Abbas Bey amcayı öldürdüler! Ben katil oldum! Ben nasıl katil olurum ya? Gitmeden önce bir yalasını alırdık diye! Ay, dur! Ne oldu? Siz bayılınca o kaçtı.
Boya sandığını bile kapıda bırakmış. Yakalayın onu. O katil değil ki. Patronunuz kalpten öldü. Rapor geldi. Kan içindeydi ama. Kan değil, vişne suyuydu. Keşif yaptık. Demek o adam katil değil. Yok canım, zavallının biri. Ama gene de onun ifadesini alacağız. Cinayet falan yok ortada. Hadi şimdi evinize gidin, biraz dinlenin. Hakkını helal et Nebahat abla. Sen de kavruk. Beni götürecekler, ay, hapsedecekler. Sonra da belki kesecekler. Sonra ne bileyim, belki idam edecekler. Ay canım, sen öldürmedin ki. Tamam ama herif kalbinden vurulmuş. Kanlı yerde yatıyor. Benim elimde kanlı bıçak. Sonra kız yerde yatıyor baygın. Hey yavrum hey be. Nasıl da düştü bayıldı be. Çok fena, ne yapacağız şimdi? Bilmem, ben yandım. Ben yandım, bana ben bak, yandım. Bana bak, kaç bari kaç. İyi ablam, kurban nereye kaçayım? Ne bileyim ben, mesela Almanya'ya kaç mesela. Ya abla, ben de Üsküdar'a geçecek para yok Allah aşkına ya. O da doğru ya. Ben yandım, ben yandım, ben öldüm, ben öldüm. Yahu git kızı anlat be. Ya olur mu, ne sersin be? Gidip kızı anlat, bütün mahalleyi başıma toplar. Katil diye bağırır bana ya, yapmayın ya. Ay, ne yapacağız be, ne yapacağız ya? Eyvah! Kim o? Açın kapıyı, polis! Eyvah! İşte beni yakalamaya geldiler. Ablacığım, ne olursun beni bir yere sakla! Dur lan, nereye saklayayım seni? Ya bilmem işte, çantana koy, cebine koy, bir yere sakla ya! Ya telaşlanıp da benim de aklımı karıştırma! Düşünüyorum şimdi! Açın kapıyı, polis! İyi ki Remziye karısı evde yok. Gidip şu polisle konuşayım ben. Abla ne olursun, dur beni burada yalnız bırakma, ne olursun yalnız bırak! Sus be! Sus musun? Otur burada beni bekle! Çarparım ha! Ya ben hapishaneye girmek istemiyorum! En iyisi şuradan kendimi atayım aşağı! Dur, dur be! Öleceğim. Ne oluyorsun? Dur, dakika. Kendine gel! Ya dur, sen polisten yana mısın, ya, benden gel, yana mısın gel be? Gel diyorum sana, gel! Gel! Oo, buyurun memur bey, buyurun! Garip bey nerede? Bilmem, son zamanlarda görmedim. Ne zamandan beri? 10 seneden beri! Bırak şakayı, burada beraber oturuyorsunuz. Aa, oturuyorduk tabii, oturuyorduk da... Siz şimdi yanılıyorsunuz, o gitti buradan. Nereye gitti? Almanya'ya gitmiş diye duydum abi. Ya. Hakkını helal et kavrukçum. Helal olsun kardeşim. Ay ne yapsak? Garip içeride, bunu biliyorum. Ay içeride değil memur bey. Eğer içeride olsa ben kendi elimle size teslim ederim onu ya. Ay kim bilir ne korkunç bir suç işledi. Orasını karakolda öğrenir. Nasıl olsa gelecek oraya. Eyvah! Atıf Bey'in ölümüne çok üzüldük. Anadolu'ya mal götüreceğimizden cenazede bulunamayacağız. Çünkü bu sabah gidiyoruz. Ne zaman döneceksiniz? Hiç belli olmaz. 2-3 günde de dönebiliriz. Kendine iyi bak. Artık döndüğümüzde senin çalışıp çalışmayacağına bir karar veririz. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Seni de okula bırakalım, gel. Yürü. Geç. Polise teslim olmaya karar verdim. Kanundan kaçılmaz. Hapse girmeden önce seni son bir kere göreyim dedim. Neden hapse gireceksiniz? Siz katil değilsiniz ki. Polis öyle düşünmüyor ama. Bütün gün peşimden koştu durdu. Zor kaçtım elinden. Sonra da gece köprü altında yattım. Atıf Bey eceliyle öldü. Polis sizin masum olduğunuzu biliyor. Onu söylemek için peşinizden koşmuştur. Vay anasını be. Amma koşturduk ha. Peki beni niçin görmeye geldiniz? Bilmem. Bunun için herhalde. Abbas Bey bırakmış olmalı. Bak. Bunu kime versem şimdi? İçinde büyük para var. Bilmem, mirasçısı vardır mirasçı herhalde. Mirasçı mı? Mirasçısı belli değil. Vasiyetname yazdı. Yeğeni vardı. Onu mirasından çıkardı. İşte vasiyetname burada. Kendi imzası da altında. Aman yarabbim! Olur şey değil. Tebrik ederim seni. Zengin oldun, milyarder oldun. Ben mi? Hadi canım senden.
Ne yazıyor biliyor musun? O ahlaksız yeğenimi reddetmiştim. Mirasçım değildir diyor. Bana ne? Ben kimin yanında ölürsem bütün mirasım ona aittir diyor. Bana ne? Bana ne olur mu canım? Patron senin kollarında öldü. Yanında ben vardım. Gözlerimle gördüm. Bu vasiyete göre bütün malı senin. Bunu mahkemeye gösterince bütün serveti senin olacak. Kaç kuruşu vardı Abbas Bey amcanın? Tamamını bilmem. Nakit para ve mal varlığı milyarın üstündedir. Ay, kendimden geçiyorum. Lütfen kalkar mısınız? Kendinize gelin lütfen. Kalkın. Kaymışım birden. Kimsiniz? Tanımıyorum sizi. Bir dakika. Adım Garip, affedersiniz. Ayakkabı boyarım. Garip! Ben sana hem iyi hem de kötü bir haber. Neymiş o? Bak dinle. Ünlü iş adamlarımızdan Atıf Tokdemir Bey vefat etmiştir. Yaşasın! Amca Bey sonunda öldü, çok zengin oldum. Dur biraz, hemen sevinme. Bütün mirasını bir ayakkabı boyacısına bırakmış. Nasıl olur, kanuni tek mirasçısı benim. Herifin elinde amcanın imzasıyla bir vasiyetname varmış. Yandın Asuman, yandın. Sana güvendiğim için ben de yandım. Hayır, yanmadık. Boyacı vasiyeti mahkemeye vermemişse hemen elinden alacağım. Bunu yapabilirsen yaşadık. Para için her şeyi yaparım. Dişini sökerek elinden alırım o kağıdı. Az buz para değil, milyarlık miras bu. Vay vay vay. Ben bu kadarını ummuyordum. Şimdi sen hemen o boyacının kim olduğunu ve nerede oturduğunu öğreneceksin. Aklımı başımdan aldın be! Karakolları aradık. Hatta hapishanelere bile sorduk. Nerelerdeydin ulan? Yer yarılıp da içine mi girdin be ya? Bir gün bir gece seni aramaktan tabanlarım yarıldı. Sonunda intihar ettiğini düşündük. Ben buradan idamlık olarak kaçtım ama çok zengin ve özgür olarak geri döndüm. Ay, sen delirmişsin be oğlum. Yarın onu bir akıl doktoruna götürelim ablacığım. Olur. Deli değilim. Ama yakında delirebilirim. Ölürken yanında olduğum için sevgili rahmetli Atıf amcacığım bütün mirasını bana bıraktı. Zengin oldum. Mahkemeye verince hemen bütün paraları alacağım ve sevgilime kavuşacağım. Hay Allah! İşte vasiyet burada. Kaç paralık bir miras bu? Milyarı geçiyormuş işte. Ne? Paraları saymak için yardım edersiniz bana artık değil mi? Çünkü sizle bölüşeceğim. Bana fazla gelir be. Milyar ha? Ay! Fena oluyor. Düşün ha! Ana! Milyarı biz sayamayız ki, ömrümüz yetmez. Anam, adam tutarız. Aman Allah'ım! Çulsuzlar milyarder olmuşlar. Ay bunu hemen Demircan'a anlatın. Bir viski ver bana. İyi bir haberim var. Milyarder olacak boyacıyı bulduk. Adamlarından Demircan'ın evinde pansiyoner olarak kalıyor. Vasiyeti üzerindeymiş. Hemen adamlarımla evi basıp vasiyeti alacağım elinden. Hayır. Vasiyeti ben kendi usulümle o heriften alacağım. Siz karışmayın. Öyle olsun güzelim. Mirasçı sensin. Arkadaşlar, holdingimizin kurucusu Sayın Atıf Tokdemir vefat etmiştir. Servetinin tamamı bildiğiniz gibi yabancı bir kimseye kalmıştır. Biliyorsunuz Sayın Atıf Tokdemir %80 hisseye sahipti. Yönetmeliğimize göre en büyük hissedar olarak yönetim kurulu başkanıydı. Şu hale nazaran onun varisi olacak adam da yönetim kurulunun yeni başkanı olacaktır. Felaket! Rezalet! Kimmiş bu adam? Kendisini davet ettik. Şu anda gelmiş olması lazım. Elindeki vasiyette imza hakikaten Atıf Bey'in imzasıysa çaresiz bu yeni ortağın emrine gireceğiz. Gelmişse lütfen içeri yollayın kızım. Peki efendim. Oo, buyursunlar beyefendiciğim. Bana ilişme, beyefendi değilim ben. Ha, benim sandığı sana vermiştim. Nerede? Onu gözüm gibi sakladım beyefendiciğim.
Aferin. Söyleyeyim senin maaşını artırsınlar. Hani o katsaylı mı, katmerli mi? O maaştan, tamam mı? Ha, bir daha bana beyefendi deme, bozuluyorum ha. Baş üstüne beyefendiciğim. Ay. Hihi. Nerede kaldın? İçeride seni bekliyorlar. Çekiniyorum biraz. Hiç çekinme onlardan. Sen onların patronu olacaksın. Onlar senden çekinsinler. Sen istiyorsan öyle olsun. Hadi gir içeri. Sonra görüşürüz. Görüşürük. Siz mi çağırdınız beni moruklar? Ha? Siz kimsiniz? Hem çağırıyorsunuz hem de kim olduğumu soruyorsunuz. Ben boyacı garibim. Ha, özür dileriz sayın garip beyefendi. Birden tanıyamadık. Bağışlayın. Ben sayın garip beyefendi değilim ha. Sadece garibim. Ne istiyorsunuz benden ha? Sizde rahmetli Atıf Bey'in bir vasiyetnamesi varmış da. Ver, ne olacak? Verseniz de tespit etsek. Yeah, ele vermek yok. Elimden alıp çat diye yırtacak, sonra da kapı dışarı edeceksiniz. Yağma yok, yağma yok. Ha, bir dakika uzakta bakın, eller arkaya, eller arkaya. Hadi, hadi. Bakın bakayım rahmetli Atıf amcanın değil mi imza? Evet, onun. Evet, onun. Bak bakayım moruk. Onun yazısı. Tamam. Vasiyet tamam. Vasiyet resmileştiği anda bütün şirketlerimizin hisselerinin %80'i sizin olacaktır. Evet. Ve yönetim kurulu başkanımızsınız. Lütfen buyurun, koltuğunuza oturun. Evet, buyurun. Vay canına, durup dururken bir de koltuk sahibi olduk ha. Oh, rahatmış be. Alo, efendim. Yahu, bir dakika oturun, oturun. Ha, görüşürüz canım. Tamam yavrum. Ha, şimdi ne yapacağız? Efendim, şimdi emirlerinizi bekliyoruz. Söz sizin. Arkadaşlar, vallahi billaha, yani dinim imanım hakkı için, ya anamın ölüsünü göreyim. Ben bu şirketin, yani hepinizin sinsilesini, sülalesini, gelmişini, geçmişini, yani nasıl desem, şey yapayım, yani hepinizin gözlerinizden öperim abiler ya. Efendim, ithalatımızı ihracat yapacak, dayanıklı tüketim mallarına dayanacak ve turizm patlamasından korkulduğu için bütün malları stok edecek. Ondan sonra da efendim şey yapacak, altına yatıracağız efendim. Anlaşıldı mı? Biz hiçbir şey anlamadık. Ben de bir şey anlamadım ihtiyar. Bunları gazetelerden okudum. Konuşmanızı biraz açıklar mısınız? Ya bırak şimdi, sonra açıklarım ha. Siz bana bir 500 bin lira verin bakayım. Ama efendim, ortaklara tehdiyemiz sene başındadır. Öyleyse 50 bin lira verin. Veremeyiz efendim. Yahu 1000 lira verin Allah aşkına. Olmaz efendim. 500 lira. Asla veremeyiz efendim. Vallahi hayret bir şeysiniz ha. Biraz sonra benden para isteyeceksiniz. Alın şunu da kendinize birer çay içirdim benden. Hadi bakayım yavrularım. Hadi eyvallah. Ben ne yapayım böyle milyarderliği ya? Kasa tıka pasa para dolu, 1 lira bile vermiyorlar. Formaliteyi bekliyorlar. O da kim oluyor ya? Çağırsınlar gelsin buraya adam. Yani sen vasiyeti mahkemeye vereceksin, ondan sonra her şey senin olacak. Ben de sandım ki hemen bu akşam zengin olacağız. Paran olsaydı ne yapardın bu akşam? Her yiğidin kafasında bir aslan yaşarmış derler. Ey yavrum ey be! Ah, bir dakika. Al, bu senin. Benim mi? Nasıl olur? Atıf Bey'in cüzdanındaydı, senin sayılır. Çok para bu be, yarı yarıya bölüşelim. İstemem. Peki, öyleyse söz ver bana. Yarın akşam bizimkilere ziyafet vereceğim, sen de gel. Bak bu olur. Öcüm öcüm olsun mu? Tanrı borcum olsun mu? Bu dünyada gelmesin, öbür dünyada geleceksin mi? Tamam, anlaştık. bir dakika. Bu da sende kalsın, daha emniyette olur. Bana neden bu kadar güveniyorsun? Çünkü sen sen dünyada güvendiğim 3 kişiden birisin. Diğerleri kimler? Nebahat abla, Kavruk Ali, bir de sen. Hadi, alasma aldık.
Bu sende kalacaktı. Boyacı garip bu adam. Oldu. Sen hemen kaybol. Eyvallah. Ay benim ya. Merhabalar. Ben merhaba. Atıf Bey'in yeğeni Asım Hanım. Ben de boyacı garip bir şey mi istediniz? Evet. Sizinle hem tanışmak hem de amcamdan kalan köşkü göstermek istiyorum. Benimle gelmeye zamanınız var mı? Bende para yok ama zaman çok anam be. Öyleyse hemen gidelim. Arabam şurada. Yürü anam. Tam da aramız iyi değildi. Ama onu çok severdim. Mirasını bana bırakmadığına üzüldüm. Ama sizin gibi birinin bu servetin sahibi olmasına da sevindim. Köşkü beğendiniz değil mi? Ben böyle bir yeri daha ömrümde hiç görmedim. Çok büyük be. Kaç odası var? Saymakla bitmez. Buyurun içkinizi. Ben ömrümde daha bir kere içki içtim ben. Bu da ikincisi olsun. Hatırımı kırmayın. Milyarderliğinizin şerefini. Öyle olsun. Bu köşkte benim de kalmama izin verirsin değil mi? Bu kadar odası olduktan sonra hepimize yerler. Zaten kışla gibi yer... Hararet bastırdı. Bir dakika. İçelim. Sen de iç. İyi bastı. Burası neresi ya? Çok çapkın adamsın. Bir kadının zayıflığından hemen faydalanıyorsun. Kim soydu beni? Çok çapkınsın. Bana yapmayacaktın bunu. Ya ben ne yaptım ki? Benim acele işim var, gidiyorum. Kusura bakma. Seni Star Kulüp'te beklerim. Dans etmemi bir gör. Hadi bye bye. Köyde koyunların keçilerin arkasında seyip sıpa gibi dolaş. Sonra gel İstanbul gibi yerde milyarder ola. Yakıştı mı? O biçim abi. Ne demek o biçim lan? Yani çok yakıştı abi. Ha, Nebahat abla nerede ya? Berbere gitti. Saçlarını yaptırmaya. Çok yakıştı be abi. Yok ya. Ya. Şerefe. Şerefe. Ben ayrıca güzeller güzeli Nebahat ablamın saatine içiyorum. Sağ olun. Sağ olun çocuklar. Bu akşam rakı, viski, şampanya, kumpanya ne varsa içeceğim. Ama cin içmem ha. Niye? Çünkü çarpılırım. Herifin her tarafını aradım. Ama vasiyet üzerinde yok. İşi bana bırak şıpşak halledeyim. Hayır. Şansımı bir kere daha deneyeceğim. Sayın bayanlar, baylar, şimdi huzurlarınızda Asuman. Hep beraber alkışlıyoruz. Alkışlayalım bakalım. Bravo. Kız Asuf Bey'in yeğeni. Şimdi miras yüzünden sana düşman olmuş. Kendini kollaman lazım ondan. Biliyorum. Onu tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Köşke beraber gitmiştik. Beni biraz soyundurmuştu.
Hayır, yanlış anlama sakın. Numara yaptı, üzerimi aradı ama vaziyeti bulamadı zavallı. Zaten ne yapılır? Vaziyet emin yerde. Çok dikkatli olmalıyız garip. Onun etrafında çok pis adamlar var. Her kötülüğü yaparlar. Bizim elimiz armut toplamıyor ya. Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Hadi Şerefe. Hayır Şerefe. İçeriden telefondan istiyorlar. Böyle mi? Beni kim mi arayabilir? Siz kendi aranızda eğlenin teşkilat olarak. Oh, ben de ben geliyorum. Bakarız tamam ya, tamam. Yürü ya. Yürü öf be. Of. Ha, gene yok. Oğlum. Demek telefon sendin güzelim. Seni köşkte yalnız bıraktığım için özür dilerim. Ama gene seninle baş başa kalmak isterim. Sen ister misin? Peki, neden olmasın? Canım benim. Bu sefer yaşadığın yeri görmek istiyorum. Senin evinde buluşalım. Olur. Bu gece. Birdeyim canım. Beni niye karşılamadın? Biraz işim var. Neredesin peki? Merdivenden yukarı çık. Ben geldim. Ne arıyorsan söyle, beraber arayalım. Kimsin sen? Adım Kavruk, hoş geldin. Bırak, gideceğim. Garibi aramıştım. Yok, ben varım. Misafirimsin. Sana bir kahve yapayım ha? İstemiyorum. Ama ben istiyorum. Bırak beni. Bırakamam. Yapma! Güzel bir tuzak kurdu Masumana. Kavruk örümcek gibi yapışmıştır. Aklı sıra evi arayıp kağıdı bulacaktı. Ödü patlamıştır kızcağızın. Bilmem, kendisi bilir. Soyup vasiyeti aradı, tamam mı? Sen üşüdün galiba. Yo, üşümedim. Çok iyisin. Tanıdıklarımın en iyisisin. Sen de. Hem iyi hem güzelsin. Sevgilin var mı senin? Yok. Aa, var. Yakışıklı mı? Bilmem. Yüzünü görmedim ki. Her sabah bana kırmızı bir karanfil gönderir. Kimdir, nasıl bir adamdır, hiç bilmem. Öyle romantik davranıyor ki. Sanki ben de ısındım ona. Peki, ya sana layık biri değilse? Ya benim gibi... boyacının biriyse? Bilmem. Ama sevmeyi biliyor. Hem de karşılık beklemeden. İnce ruhlu bir insan. Kendini bile tanıtmadan seviyor. Güzel şey bu. İyi ruhlu. İyi ruhlu ama belki de meteliksizin biri ha? Ne çıkar? Parasızlık ayıp mı? Bak sen de parasızdın. Bir anda zengin oldun. Bir şey değişti mi? Yok. Ama insan arzu ettiği şeye kavuşamadıktan sonra. Nedir senin arzu ettiğin şey?
Hiç. Ne bileyim ben. Belki de senin gibi bir kız ha? Ama olmaz ki. Ne de olsa dünkü boyacıyım. Milyoner bile olsam. Bak dinle. Benim rahmetli babam da fakir bir işçiydi. İki abim tır kamyonları şoförlüğü yapıyorlar. Yani senden bir farkım yok. Ama hayatı seviyorum. Bir şeyler umuyorum. Bir şeyler bekliyorum. Ben beklemiyorum. Sen de bekle. İyi adamsın. Zengin de oldun. Kızlar etrafında fırdıracaklar. Hepsi mi? Hepsi. Ben bir tanesini istiyorum. Aman ben neyse işte böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi senin şu vasiyetin için avukata gidelim. Avukatı tanıyorsun mu? Tabii. Bizim Atıf Bey'in avukatıdır. Hay Allah kahretsin. Dosya burada mıydı? Yoksa şurada mı ha? Yok, yok, yok. Günaydın Recai Bey. Günaydın, günaydın. Avukat Bey. Nereye koydum şunu? Ha bakayım. Hah, abi şey... Aman durun, çok önemli abi, bu. Duramam, mahkemem var. Abi abicim çok önemli ya, çok önemli. Bakın patronun vasiyeti ya, var. Malum. Hadi, eyvallah. Ya bu avukat değil, sakatat. Ne yapacağız şimdi? Hadi çıkalım dışarı. Boyacı serserisinden elimi çekiyorum. İstediğinizi yapın. O herifi yakalayıp buraya getirin. Dişlerini sökerek vasiyeti alırım ondan. Bir dakika. Sekreter kıza aşık galiba. Önce kızı bulup buraya getirin, sonrasını düşünürüz. Kızın nerede oturduğunu biliyorum. Öyleyse kap getir buraya. Çabuk ol. Vasiyeti avukata verdiyse yandık. Sen emret, avukatı bile kaçırırız. Hanım? Evet, kimsiniz siz? Abilerinizin bir arkadaşı. Ne var, bir şey mi oldu? Telaşlanmayın, ufak bir kaza. İkisi de hastanedeler, sizi götürmeye geldim. Hemen gidelim. Buyurun. Şuradan. Hastane burası. Abilerim neredeler? Buradalar. Hadi girelim. Bırakın beni. Bırakın, ne istiyorsunuz? Senden her türlü kötülük umulur. Ne istiyorsun benden? Senden bir şey istediğim yok. Benim işim sevgilim boyacı Garip'le. Eğer seni seviyorsa sevgili amcamın vasiyetnamesini eliyle verecektir bana. Dua et ki seni çok seviyor olsun. Yoksa senin için hiç iyi olmayacak. Şimdi otur, keyfine bak. Gelin benimle. Şehir eşkıyaları! Geçmiş olsun, kazayı hafifletlattınız galiba. Ne kazası? Öyle bir şey yok ki. Ne diyorsun, kaza yaptığımızı kim söyledi be? O adam kız kardeşinize kaza geçirdiğinizi ve hastanede olduğunuzu söyledi. İkisi bir otomobile binip gittiler. Kim? Hangi adam? Tanıyor musun o adamı Murtaza? Çabuk söyle! Evet, tanıyorum. Demircan diye biri. Nerede oturuyor? Çabuk söyle be adam! Hop, sana güzel bir haberim var. Ne haberi la, sen kimsin? Sevgilin Hülya elimizde. Hayatta kalması sana bağlı. Sen ne diyorsun lan? Patron şu sendeki 2 milyarlık vasiyetnameyi istiyor. Ne yaptınız ulan kıza ha? Kız misafirimiz. Eğer 1 saate kadar vasiyetnameyi getirmezsen sonu kötü olacak. Star Sauna'da bekliyoruz seni. Arka kapıya gel. Polise gidip işleri kötü duruma sokma. Hadi eyvallah. Eğer kızı seviyorsan sağ kalması senin elinde. Bir bakıma sevinmelisin bu duruma. Boyacının seni sevip sevmediğini anlayacaksın şekerim. Söyle be kadın! O Demircan denilen herif nerede? Söyle! Yoksa boğarım seni! Peki Demircan ne yaptı size?
Hülya adındaki biricik kardeşimizi kaçırdı. İçerideler mi yoksa? Kız kardeşinizi mi kaçırdı? Evet. Kardeşimiz Tokdemir Holding'de sekreterlik yapan çok güzel bir kızdı. Göz koymuş ona. Ergele. Alçak herif. Benim üzerime kız kaçıracaktı ha? Namussuz herif. Nerede biliyor musun? Koşun, Star Savunu'da yakalayın, gebertin. Öyle yapacağız. Sen üzülme, yürü. Geldim. Bu herifler ne istiyordu senden be abla be? Demircan üzerime Hülya adında bir kız kaçırmış. Aa. Kız Tokdemir Holding'de çalışıyormuş. Namussuz Demircan onu Star Savunu'ya kapatmış olmalı. Alçak herif. Bu kız bizim garibin sekreteri ya. Kızın başı dertli abla. Öyleyse garibin de başı dertlidir. Yürü kavruk, biz de gidelim o savuna mıdır, mamuna mıdır, yürü. Ben o savunayı biliyorum abla. İyi. Kadınlara mahsus bir yer. Yürü kavruk. Artık bir daha bu eve giremez Demircan. Giremez. Ben şimdi elimle koymuş gibi bulurum onu. Tamam, bana yutturamazlar. Kül yutmam ben. Ay, kimse çok affedersiniz efendim, bir kaza oldu. Bir daha böyle bir şey olmayacaktı. Aman siz buyurun efendim içeri. Ben şimdi size uygun bir herif yollarım yavrum. Tamam, ben yolluyorum şimdi hemen. Nerede kaldın sen? Hadi yürü masajımı yap, geç. Anam yok, ben masajdan falan Allah anlamam. Allah. Ben başka bir masajcı yollarım sana, hadi canım benim. Ay, bir dakika. Bakayım şuna. Ay ay, çok affedersiniz. Bu kadar buruşmuş olduğunuzu bilseydim zaten. Ay, bakmazdım bile. Nerede kaldı bu sevgili? Garip. Korkma, geldim. Bak, seni sevdiğini ispatladı. Ne telaşlandım be, kendi ayağımla geldim. Çabuk vasiyeti ver bana. Vasiyeti yanımda getirecek kadar enayi mi sandın beni? Peki nerede vasiyet? Beni aldatamazsın artık. Aman durun be, yeter be! Aa! Bu kızın hayatı benim için dünyaya bedel, tamam mı? Kız çeksin gitsin, 10 dakika sonra size vasiyetin yerini söyleyeceğim. Kız gitsin polise haber versin diye mi? Bağlayın şunu! Yahu bir dakika be, bırak be, atılın be! Bak, kız çeksin gitsin diyorum. 10 dakika sonra vasiyetin yerini söyleyeceğim size. Ya düşün bir kere, düşün diyorum sana, milyarlık biri olacaksın. Yavrum benim. Ya doğruyu söylemezsen? Elinizdeyim. O zaman emir verirsin, hindi keser gibi kıtır kıtır doğrarlar beni, tamam mı? Pekala. Anlaştık. Kız gitsin. Arka kapıdan çıkarın onu. Sonra ikiniz ön kapıda bekleyin. Belki bir tuzak hazırlamıştır bu herif. Garip. Hadi git. Serbest olunca telefon et buraya. Durumunu anlayayım. Peki garip. Buranın telefonunu verin kıza. Verin telefonu. Eğer bu numara yapmaya kalkarsan yakarım seni. Aman çok erkek adamsın be moruk. Moruk mu? Kızı bıraktık. Bakalım telefon edecek mi? 10 dakika dolmak üzere. Demircan kim ulan aranızda? Benim. Bu meyhanedeki adam be. Kardeşimizi kaçırırsın ha, gebertirim lan adamı! Daha heyecanlanmayın be! Birazdan milyarder olacaksınız! Hadi canım, bir cigara versene, canım istedi! Sağ ol! Merci merci. Alo! Ha benim! Serbest bıraktıklarına sevindim canım. Ha hadi, abilerin gelmeden eve git, hadi yavrum, hadi canım, hadi canım, hadi. Aa, çekil be, çekil! Ne istiyorsunuz güzel? Allah'ım kardeşim, yardım edin, ayrıca!
Çekil gün zaten. Hadi hadi. Benim gibi kadın hiç görmediniz mi hayatta be? He! Utanın ulan! Kadınlar avamına erkek sokuyorsunuz sen kepazeler! Yürü kavrum! Peki nerede şu vaziyet? Bir dakika müsaade eder misin? Bir saniye. İşte vaziyet! Ay canım benim! Ay ver bakayım şu çağıma rica edeceğim lütfen efendim. Ah yavrum, ne güzel yanıyor ve tam yanmaya müsait bir kağıt üretmişler. Ay yavrum benim, ne güzel yanıyor değil mi kurban olayım? Ay, zahmet buyurmayınız. He? Eğer elimde imkanım olsa, o kız için 1 milyarı daha yakardım biliyor musun? Yo hayır, fakir olduğuma asla üzülmüyorum. Yalnız böyle bir servetin sizin gibi 2 tane aşağılık herifin eline geçeceğine üzülüyordum. Ay ne pislikler yapardınız değil mi? Vallahi kör talih ne yapacağını bilmiyor vallahi. Vallahi bilmiyor. Gönlüm. İmdat adam öldürüyor. Kaç falan kerek! Gel lan buraya! İmdat! Adam öldürüyor. Yetişin! O ne biçim ses lan hele? Garip! Garip! Hülya'yı bulamadık, sen buna 5 milyar yapma evde! Anam, onu ben yolladım evine gitti, evine! Evine mi gitti? 1 milyara kurtardım onu! Abi, vallahi ben 100 milyar! Vaziyetler ne? Vaziyet yandı, bitti, kül oldu! Vaziyet ne oldu? Dur, 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 2 tane vurayım! Aa, herif hacı yapmaz, düşmüyor! Gel, gel, gel! Sen kafalık bir herif! Benim de kafalık! Gel buraya, ne oldu diyorum! Ana, bitti bu iş, tamam! Hadi, gel gidelim! Gelseniz hala! Hey, gelin lan buraya! Bana bak oğlum, çekilin evinize gidin, kız kardeşiniz evde, hadi, hadi! Abi evde bırakın şu adamın peşini! Ya. Gidelim, gidelim abi, bari! Tamam, gidelim. Yürü gidelim, işimiz bitti, yürü! Bu delikanlı iyi birine benziyor! Yumruğu da sağlanmış! Yapabilir miyim abi? Bakıyor hala, şuna bak! Of of be! Gitti milyarlık miras be! Ne olacak şimdi garip? Sabah olacak, karnımız acıkacak. Yine fırça sallamaya devam edeceğiz. Aman sen be! Zenginliğe de alışmaya başlamıştık. Hem de nasıl aman ya! Aman be! Saatlerdir sizi bekliyordum garip beyefendi. Yarın veraset işlemi tamam. Size haber vermeye geldim. Boşuna zahmet etmişsiniz, vasiyet yandı. Yanarsa yansın efendim. Vasiyetin aslı bendeydi. Ve hemen mahkemeye vermiştim. Yani garip şimdi milyoner mi? Pardon, milyarder mi abicim? Tabii efendim. Yarından itibaren garip beyefendi bütün servetin sahibidir. Ay! Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Anlamıyorum. Ne oldu buna ya? Konuşsana! Konuşsana ulan! Eyvah! Dili tutuldu ya! Konuş be! Ay Allah! Ay dilime şey yapayım be! Milyardan daha fazla seviyormuşum onu. Tamam, ekmeğiniz hazır. Sepete koydum Hülya Hanım. Demek romantik aşık sendin garip. Hülya! Senin büyük sevgine layık olamamaktan korkuyorum. Ama seni çok seviyorum garip. Ben de işte birazcık seviyorum. Bizden habersiz kardeşimize çiçek yollayanı biz ne yaparız biliyor musun? Onu yakaladık mı kardeşimizle evlendiririz ha! Gel ya! Çiçek yollayan adamın sen olduğuna öyle sevindim ki! Hadi eve girelim. Girelim de bacaklarım tutmuyor. Bazen bir çiçek 1 milyar ediyormuş be kavrum!